Hiçbir televizyonun veya yayın yapan kuruluşun yayınının durdurulması veya yaptığı yayından dolayı ceza alması hoş bir şey değil. Yani insanlara hakaret etmediği sürece veya karalama, yalan, asparagas şeyler yapmadığı sürece bence istediği şekilde yayın yapabilmeli diye düşünüyorum. ATV'nin yayını durdurmasını nasıl biliyorsun? Bunu da yanlış buluyorum. Zaten seçim döneminde yapılan bir yayındı. Demokratik bir ortamda, demokratik bir memlekette herkes istediğini seçim döneminde söyleyebilmeli, rahatça beyan edebilmeli. Bunun için bir ceza alması hoş bir şey değil. Nasıl buluyorsunuz bu Onu ceza? geçen ben de izledim de normal değil tabii. Normal değil. Ama şimdi burada eşitsizlik var. Mesela diğerlerine az konuşma hakkı verilmiş, buna fazla verilmiş. Tahmin ediyorum oradan geliyor bu koru. Benim görüşüm yani. Bir televizyon kanalının kapatılması ya yayının durdurulması doğru mu? No, doğru değil. Doğru değil. Doğru değil. Tamam, teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu başbakan, şu anki cumhurbaşkanımızı televizyona yayına çıkarttığı için ATV'ye yayın durdurma cezası verildi. Bu cezayı nasıl buluyorsunuz? Yanlış buluyorum. Basın özgürlüğü var. Yanlış buluyorum. Verdi mi ATV'ye şey? Evet, yayın durdurma cezası verdi. Ne diyorsunuz buna? Yani bir televizyon kanalı yayın durdurulmalı mı? Durdurulmamalı. Özgürlük var. Basın özgürlüğü var. Durdurulmamalı. Tamam, buyurun. Ya bir son tabii ki Atabey'in ceza verip de onların kanal durdurması doğru değil. Sebep ne? Sebep acaba? Cumhurbaşkanlığı Ha. seçim öncesi Ha, yayına evet. çıkarttığı için. Yayına çıkarttı. Evet. Güzel o da bir şey aslında. Niye? Yayına çıkarttığı için onun için ceza verilmemesi gerekiyor yani. Basın özgürlüğü var Evet, demek basın ki. özgürlüğü var. Şimdi herkes özgür. Önceden kötüydü. Durumlar iyi değildi mi? Çok şükür şimdi durumlar gayet güzel. Herkes rahatlıkla her şeyi gidebiliyor, okuluna gidebiliyor. Şimdi özgürce herkes yoluna devam ediyor. Evet. Yani bu da olmasa daha iyi olurdu aslında.